değerli izleyenler, Erdek'in kasrı imar planları yapıldı. 40 yıl sonra tapular dağıtılıyor. Fakat o bölgede bu kasrı imar planlarına girmesi gereken bölgeler de olduğunu öğrendik. Bu konuda Sayın Fahrettin Yıldırım Erdekli bizi aradı. Benim de bu konuda düşüncelerim var dedi. Biz de kendisine rica ettik, yanımıza geldi. Şu anda Fahrettin Bey'le bu konuyu görüşeceğiz sizler için. Fahrettin Bey, imar planları kastı bitti. Kanayan bir yaraydı, öyle böyle çözümlendi. Ama sanıyorum o bölgede bir sıkıntı olduğunu söylüyorsunuz. Anlatır mısınız? Eksik kaldı. Eksik kaldı. Şimdi bizim hemen Erdiğin dibinde, Kurbal Deresi'nin hemen arkasında, o yörede en az 500 dönüm benim tahminim, 500 dönüm kadar bir yer var. Mezarlığa dayanıyor, ana yola Total'a kadar dayanıyor. Orada kalmış olan bir köşe var. 500 dönüm tahmin ediyorum ben. Ölçmek gerekir tabii. Ben tapu kadrosu memuru değilim. Bakmak lazım. Şimdi o bölge hala imar açılmadı. Bizler orada zeytincilik yapamıyoruz. Çünkü önümüzdeki binalardan dolayı denizden hava girmediğinden çiçek zamanı zeytinlerimiz hep dökülmekte. Zeytinler oluşmuyor, çiçekler dökülüyor. O yüzden o bölgenin artık tarımdan, ziraatten çok mağdur olduğu, bu yüzden de oranın kısa zamanda imara açılması gerektiğine inanıyorum ben, Erdekli olarak. Ben 60 yıldan beri Erdek'te yaşıyorum. Yaşım 68, emekli öğretmenim. O bölgenin artık ziraate hiçbir faydası yok, zeytin olmuyor. Nedeni taban suyu yükseliyor. Zeytin ağacı da bildiğiniz gibi taban suyunu sevmez. Kökler çürüyor ve halka leke hastalığı, sürekli halka leke hastalığı oluyor. Çiçekler dökülüyor, hiç ürün tutmuyor. Orada işte, arkadaşlar benim orada hobi bahçem oluştu haliyle, yani boş mu dursun? Orada hobi bahçesi yaptım biraz. Orada işte spor amaçlı. İşte hobimizi tatmin ediyoruz yani orada. Tabii bu önemli bir sorun. Bu konuda Erdek Belediyesi'ne veya ilgili makamlara imar planına girsin açısından bir başvurunuz, evet, oldu mu? Oldu. En az 25-30 yıl önce Erdek Belediyesi bizden dilekçe istedi. İmara girmek istiyor musun, istemiyor musun? Biz de yazdık. İmara girsin istiyoruz dedik. Yani 3 kat, 5 kat neyse orası imara girsin dedik. Fakat bu olay Kastri planlamasından sonra ortaya çıktı. Demek ki bizim gibi itiraz eden nerede vardı ki belediye buna ihtiyaç duydu. Biz de yazdık, dilekçe yazdık. 3 kat, 5 kat imara girsin dedik. %18 imardan girsin diye. Yani dilekçelerimizi verdik. Ondan sonra hiçbir şey olmadı. Peki yeni belediye yönetimine tekrar bir başvuru yapacak mısınız? Onu ben daha önceki yönetime söyledim. Hüseyin Sarı vardı o zaman, söyledim. O da çalışmalar devam ediyor dedi. Kısa zamanda sonuçlanacak dedi. Buradan karışıklar, daha önce bu konuyu konuşmadık. Ama o da herhalde çalışıyordu çünkü onların da orada o bölgede yerleri var. Ama tabii önemli olan yer olması değil, herkese hizmet geçerli. Yani orada çok Erdekli'nin yerleri var orada. Onlar mağdur yani. Bizim hakkımız, bizim bu rezervimiz atlanarak tepeler aşıldı, Murat Bayırı aşıldı. Kastri yenildi. Bizim orası şu anda zeytinlik olmaktan çıktı sayılır. Çünkü zeytin alamıyoruz yani kısacası. Hemen Erdek'in dibi, ben evimden çıkıyorum 500 metre gidiyorum. Orada hobi bahçeme gidiyorum. Oysa orası ya artık yani konut alamıyorum.